Evet, merhaba. Bugün 26 Mart 2020 Cuma. Mesela çıktım. Tren dişleri standartta sanırım 5 mm kanalında geliyor. Farklarını çıktığı zaman. Benimkiler 4.3-4.4'e kadar düşmüştü. Özellikle arka 4.3 en çok kullandığım için. İnternete baktım. Fiyatlar çok yüksek. Yani bir diskin fiyatı 1300-1400 liraydı. Sağ olsun yeni tanıştığımız Giray Bey bizim grupten yardımcı oldu. Kendisi de almış ondan daha önce. Soğuk kesim yaparak bunu yapan birisi var. Soyadını hatırlayamadım, ismini de hatırlayamadım şimdi. Ondan aldım. Sağ olsun. İyi fiyat. 3'ü 1100 lira. Bence çok güzel fiyat. Taktık. Sorun yok. Allah'a şükür. Fotoğraflarını koyalım. Sadece balatalarımın kanalının iyi olmasına rağmen eşit basmıyor. Yani ya balatayı tıraşlatmak lazım ya da yeni balata almak lazım. Ben yeni balatayı sadece arka için aldım ama gerek yok diye takmadım. Biraz kullandıktan sonra baktım ve gördüm ki üstte ve altta iki tane çizgi oluşturuyor. Yani eşit basmıyor. O yüzden şimdi ilk ön balata almaya gidiyorum. İki disk olduğu için iki set alacağım. Sizinle paylaşayım istedim. Bir yandan da hafif kar yağıyor. Bu arada hani ben öyle biliyordum. Eminim sizler öyle değilsinizdir. Motosikletlerin hızını arabada da aynı olduğunu düşünüyorum ben ama değilmiş. Bir tablo var. Karayolları sitesinden bunu teyit ettim. Bunu koyayım ekrana. Hız sınırları böyleyse Allah'tan ceza yememişiz. Birçok kez ceza yemiş olmamız lazım. Çok acayip rüzgar var ya. Tam arabaşı havası. Ben Yozgatlıyım. Arabaşı soğuğu işte böyle. Kar olduğu zaman daha çok o dökülen hamur daha güzel dönüyor. Onu falan da çok kullanmamaya çalışıyorum ama yemesin diye biz ki anlamına şekilde. Bu kadar tam şey olmaz. Neyse, haberleşiriz, görüşürüz. Mehmet Balon geldi mi bu arada ya Ankara'ya? Geleceğim dedi ama mesajma asaydı keşke. Fırsatım olmadı gerçi ama görüşmeyi isterdim. Hem de bir anormallik olmazsa inşallah Kapı Fuarı'na geleceğim 6-7-8 Nisan'daki Seoul Akdeniz'e geçelim, kusura bakmayın. 6 Nisan'da çıkarım. 7 Nisan sabahtan girelim fuara, akşama kadar gezelim. Ondan sonra Ankara'ya gidelim ve havada arama durum olmazsa motosikletle gidip gitmeyi planlıyorum. İstanbul'da en güzel böyle yollanmıyor. Hafif hafif sorularını geçeyim artık. Halbuki her arabada bir maksimum iki kişi var ya. Yani her biri motosiklet kullansa ne kadar rahatlar trafik düşünsenize yani. Daha küçük motor olsa daha rahat geçerim buralardan ama daha küçük motorda da ben çok garip duruyorum.
Tekrar merhaba. Canım çıktı tam anlamıyla. Niye canım çıktı? Ön disk Balat alanı taktım. Bir sorun yok. Arkayla değiştireyim dedim. Bir an unuttum. Arkanın ön gibi üstten sokulup çıkaramadığını unuttum. Sökmüş de bulundum. Şöyle bir sıkıntısı var. Bu arada ben çok yanlış yollardan gidiyorum. Buradan geçer miyim acaba? Buradan geçemem. Neyse. Çekiç yok. Çekiç olmayınca da bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Kesinlikle motosiklette bir çekiç olması lazım. Acaba şuradan geçebilir miyim? Bunu da yapmak istemem ama yolum çok uzayacak aksi takdirde. Herhalde buradan geçebilirim ya. Sütlada inebilir miyiz? Uzun yol olduğum için çok sorun olmadı indim. Yaptığım yanlış ama başka bir alternatif yoktu. Vay. Neyse, hallettik. Arka fren baltasını değiştirmedim ama eskisini taktım. Şöyle hani daha önce de anlattım. Dizlere tam basmıyordu. Arka balatanın izlerine baktım. İyi. Ön gibi değil. Önde iki çizgi vardı. Arka taraf böyle boyunca basıyor. Sorun yok yani. Arkayı taktım. Bir ara yenisi değiştirdim. Tuz atıyor. Oy. Kaçmam lazım. Ya arkadaş, hava da buz tutmaz ki yani. Çizdi kesin abi. Tuz kristalize olduğu için çizebiliyor. Şimdi buradan yukarıdan mı gitsem acaba? Yoksa eski yerinden mi gitsem? Eski yerinden mi dönüyorum? Tuz arabası da attığı tuzlar acıtıyormuş hakikaten, söyleyeyim size.